Ayı kürkünden yapılmış devasa şapkaları, kalın yünlü kırmızı üniformaları ve elbette ciddi bakışlarıyla kraliçe muhafızları İngiltere'nin olmazsa olmazları. Hemen göze çarpan ve sürekli olarak fotoğrafları çekilen bu adamlar her zaman ilgi odağı. Peki onlar hakkında neler biliyoruz? Gelin videomuzun devamında kraliçe muhafızlarının hakkında konuşmak istemedikleri 5 sırrı öğrenelim. Bir, bayılmak. Kraliçenin muhafızları kendilerini kötü hissedip bayılacaklarsa bunu protokole göre yapmak zorundalar. Gerçekten de bayılanlar olur. Özellikle de yaz mevsiminde. Kafalarındaki o ağır kürklü şapka ve kalın yünlü kıyafetlerle saatlerce güneşin altında durmak tahmin edeceğiniz gibi hiç kolay değil. Doğal olarak kendilerini en iyi şekilde hazırlamış insanlar bile bu koşullarla her zaman başa çıkamazlar. Fakat bir muhafız bayılsa bile bunu belirli bir şekilde yapması gerekir. Başa döndüğü anda düşerken bile dağılmadan pozisyonunu korumalıdır. Yani bu durumda çoğu muhafız yüzüstü yere düşer. Buna da dikkatlice bayılmak denir. 2. Dokunmak. Kimsenin muhafızlara dokunmasına veya görevini engellemesine izin verilmediği bilinen bir gerçektir. Ama yine de bazı turistler yanlarına gelip fotoğraf çekilirken işi biraz abartıyor ve muhafızları sinirlendiriyorlar. Saatlerdir hareket etmeden, tepki vermeden duran askerler sabırlı olmak için ellerinden geleni yapsalar da kimi zaman sinirlerine hakim olamayıp saldırıyorlar. O ansa orada olmak istemezsiniz. Bu arada muhafızların önlerine çıkan ve geri çekilmeyenleri devirme gibi bir hakları da vardır. Muhafızların asla konuşamadıkları ise yaygın olan bir efsanedir. Eğer durum onu gerektirirse askerlerin ağzından şu uyarı sözcükleri çıkabilir. Kraliçe muhafızlarına yol açın. 3. Tuvalet. Kraliçenin muhafızlarının ne olursa olsun sınırlarını terk etmesine izin verilmez. Ama gerektiğinde tuvalete gitmelerine izin verilir herhalde, öyle değil mi? Hayır, gidemezler. Kraliyet muhafızlarının ihtiyaçlarını tam bulundukları yerde gidermeleri konusunda kesin bir talimat vardır. Ağır yünlü pantolonları sayesinde ise hiçbir şey belli olmaz. 4. Gülmek. Kraliçe muhafızlarının hiçbir koşulda gülmelerine, hatta tebessüm etmelerine bile izin verilmez. Ancak önceden de belirttiğimiz gibi turistler bunu denemekten bir türlü kendilerini alamıyorlar. Gerçek şu ki askerler gülmemek için kendilerini eğitirler ki bu sayede maaşlarını alabilirler. Eğer üstleri bir muhafızın güldüğünü görürse muhafız bir haftalık maaşına karşılık gelen bir para cezasına çarptırılır. Ama yine de muhafızlar zaman zaman kendilerini tutamayıp gülerler. 5. Burun karıştırmak. Kraliçe muhafızlarının hareket etmelerine izin verilmediği doğru değildir. Aksine bunu ara sıra yapmak zorundalar. Uzun süre hareketsiz kalmak sağlık açısından zararlı olduğu için her 10 dakikada bir muhafızlar yerlerinden ayrılırlar. Kendi çevrelerinde dönüp birkaç adım atarlar. Ancak yapmalarına izin verilen hareketler sınırlıdır. Mesela burunlarını karıştıramazlar, kaşınamazlar ve terlerini silemezler. Peki sizce kraliçe muhafızları mesleğiyle ilgili en zor şey nedir? Sanki tuvalet konusu oldukça zorlayıcı, öyle değil mi? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.